yaptığınız bir düzenlemenin uygulanabilme ihtimali söz konusu değil. Ben iktidar ortaklarının buna yanaşmayacağını bildiğim için, yani 400 milletvekiliyle bu değişikliği yapabilir misiniz? Yaparsınız. Anayasaya da bir geçici madde koyarsınız. Ama iktidar ortakları, Sayın Ertürk, depremde 48 saat gözüne far tutulmuş tavşan misali hiçbir şekilde hareket etmeksizin durdular. Ama 48 saatin sonrasında o bölgeye giderken ilk akıllarına seçim geldi. Seçime yönelik icraatlar geldi ve o bölgede ilk günden 48 saatten sonra seçimi başlattılar. Seçim çalışmalarını yapıyorlar şu an itibariyle o bölgeye hasren. Dolayısıyla ben tekrar seçim yasasında bir düzenleme yapabileceklerine, anayasada bir değişiklik yapabileceklerine inanmıyorum. Bu haliyle devletin imkanlarını kullanarak sadece kendilerinin o seçmeni oraya taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Oysa bununla aldanıyorlar. Çünkü değişim iradesini satın almış olan seçmen, Türkiye'nin neresine giderse gitsin, emin olun gelecek o seçim bölgesinde oy kullanmak istiyorsa oyunu kullanacak. Geçmiş dönemlerde biz bunları muhtarlık seçimlerinde gördük. Rize'nin Güneysu'na, Rize'nin İkizdere'sine kadar, sizler bildiğim kadar Sayın Ertürk siz Trabzonlusunuz, Of'un en ucra köyüne kadar İstanbul'daki bir seçmen muhtarlık seçiminde oy kullanmak için kendisini oraya taşıttırdı ve o oyunu kullandı. Şimdi burada olmayacak bir duaya amin demenin bir anlamı yok. Bizler real politiğin içerisindeyiz ve şu an itibariyle artık seçim sattı mahalline girildi. Şu aşamadan sonra yasal bir düzenleme yapmazlar bunlar. Yasal düzenleme yapmadıklarına göre biz elimizdeki mevcudu en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz ona bakmamız lazım. Altılı masa bileşenleri olarak bu işe konsantre olup orada oy kullanmak isteyen seçmeni oraya götürüp bu oyunu kullandırmamız lazım. Diğer illere göç edenlere de ikametgahlarını almaları halinde oralarda oy kullanabileceklerini de net olarak ifade etmekte fayda var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bugün bir bildiri yayınladı. Twitter'dan da paylaştı. Vatandaşlarımız istedikleri yerde oy kullanabilme imkanına sahipler ve yeter ki istesinler, fizanda da olsa gidecekler bu oyu kullanacaklar ve bu sistemi değiştirecekler. Ben buna yürekten inanıyorum. Evet. İdris Bey, ben katılıyorum size yürekten. Endişem şu. Yani hani bu iktidarın sicili kötü. Yani geçmiş seçimlere bakıyoruz. Dürüst seçim yapmama konusunda sicili kötü. Ve özellikle deprem dolayısıyla bir bölgede ve bölgenin dışına akan nüfus nedeniyle bir kaos var. Yani bu kaosu kullanabilecekleri endişesini taşıyorum. Onun için bunu sordum size. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Bu konuda en ufak bir tereddütünüz olmasın. Yeter ki siz onlara fırsat kapısını açın. O fırsat kapısından gireceklerdir. Vatandaşın oyunun üzerine gölge düşürmeye çalışacaklardır. Ama bu kadar antrenmanlı olan altılı masa bunca zaman diliminde sizin gibi değerli dostların uyarılarına rağmen önlem almıyor ve sandığın güvenliğini sağlayamıyorsa kusura bakmayın, şikayet etme hakkı da yoktur. Bu önlemleri almak ve iktidara bu fırsatı vermemek de altılı masayla birlikte tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Kesinlikle, yani vatandaşlara da çok şey düşüyor. Kendi oylarına sahip çıkmak diyebiliriz özetle. Şimdi bir sıcak gelişme paylaşmak istiyorum. Az önce ilk olarak yine bu dilimde bahsetmiştik. İttifak içinde ittifak meselesi, ki o konuya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir yorum geldi. Hatta tarihi olarak da hatırlatalım, Nisan 2022'de daha çok gündemdeydi bu mesele. Ve Temel Karamollaoğlu sıcak gelişme olarak az önce, dakikalar öncesinde ittifak içinde ittifak formülünü değerlendirdiklerini söyledi. Gelecek ve Deva Partisi ile seçim ittifakı yapılmasını çok önemsiyorum dedi. Sanki, Mahmut Bey size de sormuştum, Sayın Karamollaoğlu hani seçeneklerimiz var demiştiniz ya, bu seçeneğe biraz daha olumlu bakıyor gibi. Ne dersiniz? Hatta şunu söylemiş galiba Karamollaoğlu. Biz ayrı ayrı girersek 3-4 tane milletvekili zor çıkarız. Böyle olursak 30-40 tane, 100 tane falan bir mantığı var demiş. Güzel bir mantık getirmiş aslında. Evet. Ne dersiniz? Hesaplamışsınız belli ki bunu kapalı kapılar ardındaki tartışmalarda, görüşmelerde. Evet, ilk kısımda da ifade edilmişti zaten. Yani bütün ihtimaller masada, simülasyonlar yapılıyor, seçim bölgeleri tek tek inceleniyor. 87 seçim bölgesinde
en kazanımlı formül neyse onun üzerinden bir çalışma yapılır.